Herkese merhaba, bu videomuzda Material Import'tan bahsediyor olacağım. Şimdi Material Import kavramından bahsetmeden öncesinde şundan da birazcık bahsetmekte fayda var. E, Cloud Library içerisinde aslında çok çeşitli renk e, yapılarına, sahne yapılarına, işte model yapılarına erişebiliyorsunuz. Yani bir online bir platformdan indirme yapıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. E, ve aynı şekilde bakın Materials tabına baktığınızda burada çeşitli e, renk alt altyapıları yani malzeme altyapıları ve renk altyapıları Colors ve Materials altında toplanıyor. Ama e, bazen de şöyle durumlar oluyor, bizim kendi oluşturduğumuz veya işte dışarıda farklı bir e, formatta oluşturduğumuz e, uzantıları KeyShot'ın içerisine import etmek isteyebiliriz. Böyle durumlar için KeyShot da bize e, Material Import seçeneğini sunuyor, böyle bir imkan sunuyor. Şimdi bakın burada mesela gördüğünüz gibi üzere inef lip görüyorsunuz burada bir klasörümüz yer alıyor. Şimdi ben bunu bir öncelikle kaldırıyorum çünkü biz burada kendimiz oluşturacağız bu e, özelleştirilmiş yapıyor. Öncelikle tabii ki bir model çağırırsak daha hoş olur. En azından modelimizi burada görmüş oluruz bakın. Servik, e, Mac görüyorsunuz. Burada modelimizi çok e, yerini değiştirmemize gerek yok. Burada yeri gayet uygun. Şimdi Burada toz başlığı adı altına bakın e, gördüğünüz üzere Material Import'ı görüyorsunuz. Şimdi burada uzantıları baktığınızda e, KMP, işte MTL, AXF, işte U3M e, veya SP seçeneklerini görüyorsunuz. Veya e, Import All Materials in Subfolders'da alt klasörlere olan, alt klasörlerine bu uzantıları sahip e, dataları da komple getirebiliyorsunuz. Toplu bir şekilde. Ama ben burada KeyShot Material Package'da e, uzantımı... Buraya getireceğim bakın burada direkt klasöründe yer alıyor. Şimdi burada baktığımızda işte çeşitli e, özelleştirmiş e, kütüphanem yer alıyor. Ben buradan mesela Metal'ı getireyim işte Pattern'ı getireyim. E, open dediğim an itibaren. Burada bakın benden bir klasör seçmemi bekleyecek. E, burada Architecture et derseniz içinde bu klasör açacak. O yüzden en üst başlığa yaparsanız daha iyi olacaktır. yine F'li diyelim. Şöyle delikten sonrasında seçelim. Bakın OK'ya OK bastığınızda içeri ekstrakt etmeye başlayacaktır. Buradan sonrasında bakın Materials içerisinden yine f -b gittiğinde çeşitli yapıları görüyorum. Bakın buradan mesela Rounded Cinder Material ee, var. Bunu karşıma getirdim. Bakın bu şekilde rengim karşıma gelmiş oluyor. Yani burada keychat'ı kapatıp açsanız da ee, bu noktada orada klasörünüz yer almaya devam edecektir. Bu arada e, malzeme kütüphanesinin bulunduğu yerler genelde bir resources adı altında belirtilen bir alanda karşımıza geliyor. Bu da kurulum esnasında genelde e, documents içerisinde mesela KeyShot 12'ye baktığınızda bakın burada animations'dan tutun textures'a kadar çoklu seçenek yer alıyor. Ben burada gelip e, materials'a gittiğim andan itibaren bakın burada inefirli bir görebiliyorum. Kendi Material library'imi komple görebilmem mümkün olabiliyor. Bu şekilde malzemeleri içeri import edebilmeyi gördük. Farklı uygulamalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.